Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle salatalıklarımıza dikeç yapıyoruz. Salatalıklarımızı bunların üstüne yürüteceğiz. Havada kalacaklar bu şekilde. Böyle sera gibi yapamadık. Çubuklardan yapamadık. Böyle tek sıra halinde diktiğimiz için şuradaki duttan budama yaptık. O budadığımız dutları böyle geniş geniş kestik. Sadece uç kısımlarını kestik. O şekilde şimdi diplerine böyle yerleştiriyoruz. Esat, bunu şuraya takalım mı? Mesela şöyle dibine takıyoruz ve buna gitmesini sağlıyoruz. Buna doğru gitmesi için şey yapıyoruz. Tak onu direkt ona. Her birinin dibine bir tane ya da mesela ikisinin ortasına bir tane yapıyoruz. O şekilde onun başına gider diye umuyoruz. En azından yerde kalmasından iyidir. Bunlar biraz yukarıya giden salatalıklar. Öyle olunca bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Biz de bunu yapalım dedik. Biraz daha kısalarından. Şimdi şuradaki domatesleri de yapacağız. Küçük yapıp onlarınkini biraz daha küçük yapabiliriz diye düşünüyorum. Küçük küçük dibine bağlayacağız. Hemen şöyle şunların uç kısımlarından biraz kırpıyoruz. Sonrasında dikeçleri dikiyoruz. Şöyle eşim şimdi şeyin uçlarını kesecek. Orayı bir tane geriden kesebilirsin. Oradan kes. Evet, bu şekilde bunları da biraz daha kısa yaparaktan şeylere takacağız, domateslere. İstersen şu yaprak olan dallarını da kes. Şey olmasın. Bitkiye ağır olmasın. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi bundan birkaç tane daha yapacağız. Şurada yeni dünya budanmıştı daha öncesinde de. Onlardan bir de şunu, mesela şurada da bir tane varmış. Bunun da uçlarını keserekten bunu da dikeç yapacağız. Şurada da bir dut varmış. Son dutlardan yiyeyim. Bunu da bu şekilde biraz ufalttık. Şimdi eşim bunun ucunu sivriltecek. Biz de bunu diğer salatalıkların yanına dikeceğiz. Esat, istersen al bunları. Ben de küçüklerini toplayayım. Şuradaki köşkün üstünde yapabilirsin. Uçlarını sivriltip bunları salatalıklara dikiyoruz. Büyük olanları. Küçük olanları da şeye dikeceğiz. Domatese. Yeterli bence. Onu en sondaki yere dik istersen. Şurada da bir reyhanım var. Bunu basacağız diye korkuyorum açıkçası. Hemen şöyle. Ortala bence, aynen. Şuradakini de buna göndeririz. Şu da büyüyebilirse ona göndeririz. Dik. Tamam. İkisine birden gider zaten. Biraz da şeyle çakıyoruz bunları. Tarayla üstüne vuruyoruz. Sertleştiriyoruz. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi domateslere geçeceğiz. Domateslerinkini tam bu şekilde değil de biraz daha şey formunda yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani altlarına çalı koyma formunda. Bunlar köy domatesi. Şöyle çalıları hem birazını dikeriz, birazını da altlarına koyarsak aşağı eğilmezler diye düşünüyorum. Şimdi hemen şunu şuna bağlamakla başlayalım. Mesela şurada bir tane var. Bunu bunun dibine takabiliriz. Esat, biraz bunun ucunu da şey yapabilir misin? Sivriltebilir misin? Şöyle küçük. Tamam. Şöyle küçük şeyleri yaptık arkadaşlar. Küçük çalılar yaptık. Bunların şimdi uçlarını şimşertip çakacağız.
Şimdi bunları küçük oldukları için sık sık yapacağız ve üstlerine doğru salarız diye düşündük. Uçlarını şimşeltip ara ara dikeceğiz bunları. Eşim şimşeltme işlemini yapıyor şu anda. Şöyle bir sağdan bir soldan çakmam gereken şeyleri, domatesleri de ikisinin iki çubuğun arasına yürütmeye çalıştım. Bu şekilde yerden biraz uzaklaştırdım açıkçası. Bunların da etrafından bağlarsam aşağı sarkmak yerine en azından yukarıda kalırlar diye düşünüyorum. Şöyle hepsinin iki tarafına da çakaraktan yukarıya doğru yükselttim. Şimdi birkaç tane de aralara çakacağız. Olur da şey olursa diye, kenarlara sarkarsa diye. Onları da mesela şöyle yapıp yükselteceğiz daha da. İlerleyen zamanlarda da yüksek bulduğumuz zaman yüksek de çakarız bir tane. Dibinden yukarıya doğru götürürüz diye düşünüyorum. Hava biraz kararmaya başladığı için artık biraz acelece yapıp bitirmeye çalışıyoruz şu anda. Mesela ben bunu şu taraftan takacağım. Şöyle şu taraftan geçirip, olur da mesela giderse şu çok fazla sağa sola eğilmesin diye şey yapacağım. Hemen şu taraftakine de bir tane yapmak istiyorum. Şu taraftakinin şurasına şey yapalım. Hemen bu tarafından da bir tane yaptım. İnşallah iyi tutar bunları diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptım. Şimdi son şeyleri de sokup çubukları da yerine yerleştirip sizlere son halini göstereceğim. Şunu da şunu şu tarafına yapayım. Çünkü bu henüz dümdüz ilerliyor ama ilerleyen süreçte bu da büyüyecektir. Yere doğru yatmasın. Evet arkadaşlar, galiba bu şekilde yaptım. Şunu şuradan alacağım. Biraz ayağımıza falan değiyor. Hemen şu şekilde takıp tekrardan şunu arasına girdireyim. Şöyle. Evet. Evet. Bahçe son hali bu şekilde oldu. Hemen şöyle domatesleri göstereyim. Görüntü bayağı gitti. Kalitesizleşti. Salatalıkları da şu şekilde yaptık. Bakalım, inşallah iyi olurlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şu son ortalıktaki şeyleri toplayıp bahçeden biz de ayrılıyoruz. Evet, herkese iyi akşamlar.